Işıkları yeni gördüm ha. Dur izleyeceğim. Hadi bakalım tam 45 dakika veriyoruz. Tamam. Size kolay gele. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar çok dikkatimi çekti bugün. Benim neden tebrik etmediniz dün altını aldım. Beklerdim sizden bir tebrik bugün makyaj odasında. Bir hani ben tebrik ettim sen duymadın herhalde. Duymadım herhalde. Ben Aslıhan'ı tebrik ettim. Tebrik ettim duymadım. Evet. Sizlerden de beklerdim ama arkadaşlar. Bizim konusunda. Sayemizde aldınız altını. Nasıl sizin sayenizde? Sen biz senin gelinine İyi bir puan verdiğiniz ama için. Ama gelinim güzel yapmıştı yemeği. Şimdi burada ben hakkını yememek lazım. Güzel yok, yaptığı biraz için aldı. Ama güzel aldı. Yapmıştı canım, güzeldi. Aslında o altını benim sayemden aldınız siz o. Neden seni sayende alıyormuşuz? Ben, gelinim yemeğini güzel yaptığı için aldık. Nasıl oluyor ben bu? Ben yüksek puan vermeseydim kafam karıştı orada. Gelinimin ikisinin tabağı yan yanaydı. Karıştırdım, bir anda vermiş bulundum. Kafam karışmasaydı vermezdim o puanı. O altının yarısı aslında bizim. Hayır, bence onu sen güzel olduğu için verdin. Yo, güzel olduğu için yo. Benim gelinim güzel yapmıştı. Hiç de onun güzel için değildi. Verdin. Onun için ha, verdin. Bir tane altın aldım diye sevindim. Benim gelinimde kaç tane var o altınlardan? Nuray Hanımcığım bugün şekerim. O yüzden mi havanız böyle havalısınız? Yok, tabii ki mutluyum. Neden olmasın diye tabağına buldum. Geliniz 5 aldığı için mi? 5 aldığı için tabii ki. Altın aldığımız için mutluyum. Bundan sonra başladık. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım göreceğiz. Hayırlısı olsun ama burada hiç belli olmuyor. Nuray Hanımcığım kimin kazanacağı, kimin güzel yemek yapacağı hiç belli olmuyor. Göreceğiz. Aslıhan'cığım canım benim. Dün o yapamadığın yemeğin o çeyreği yakana taktın ya hayatım. İnan ki görüp görebileceğin son çeyrek. Şöyle. O yüzden kendinle biraz övünebilirsin ama maalesef bir daha senin bu yaptığın 3 günlük bugün 4. gün oluyor yemeklerle çeyrek alabileceğini hiç düşünmüyorum hayatım. Tatlım sen benim aldığım bir tane çeyrekle bu duruma geliyorsan yarın bilezikleri taktığım zaman ne yapacaksın çok merak ediyorum. Hayatım performansın o kadar kötü ki burada yarın bileziği takacak en son kişi sensin hayatım. Bunu sen yarın buradan gideceksin. Sen dünkü yemeği bilmiyorsan ben ne yapayım? O yemek öyle olurdu. Kayınvalidelerimizin verdiği puandan yemek da çiğ belli oldu tatlım. Yemek çiğ olurdu. Kayınvalideler artık baktılar bizim gelinler yemek yapamıyor. Bari çiğ olan tabağı olmayan tabaklara 5-4 verelim dediler. Aldın çeyreği yap yakana taktın hayatım. Sen neden beni bu kadar kıskanıyorsun? Korkuyor musun acaba? Hay. Bence korkuyorsun. Gözün korktu bence. Çok korktum hayatım. Evet. Çok. O kadar korktum ki Allah'ım diyorum ya. Ne olacak bu işin sonu Allah aşkına diyorum. Acaba diyorum Aslan bilezikleri aldığı bu hafta beni gönderir mi diye tir tir titriyorum. Aynen öyle olacak. Rüyalarına giriyor bence. Hanımcığım, Yağnur gelinimin üstüne çok geliyor Aslan'ın üstüne. Bir altın aldı diye bu kadar şey yapmasın. Ondan önceki günde Yağnur almıştı. Biz hiç bu kadar tepki göstermedik. Güzel olmuştu yemeği, kabul edelim. Güzel olmuştu, aldı altınını. Biz siz aldığınızda da diyoruz ki güzeldi diye ben bile verdim sizin gelinize yani 5'i. Şöyle, ben Yağnur'un en lezzetli, elinin lezzetine asla asla bir şey diyemem. Harika yemekler yapıyor. Yağnur onun için konuşuyor senin gelinine. Lezzetin kraliçesi benim gelinim. Ben onu söylüyorum. Senin gelinin yapamadığı gün çok oluyor. Hayır yapamadığı gün oluyor. Ben zaten kabul ediyorum. Çok etli yemekleri yapmadığı için bilmiyor zaten. Hani onda ben hemfikirim. Yani etli şunu mu demek istiyorsun? Ama sebzelerdeki eli çok lezzetli. Şunu mu demek istiyorsun yapıyor. Nuray Hanımcığım? Diğer günler et yemekleri vardı, yapamadı. Çünkü benim gelinim et yemeklerinde başarılı değil. Ama benim gelinim sebzede başarılı mı diyorsun? Hayır öyle demiyorum. Tamam öyle şey ama yapamıyor ama yapmadı ama güzel olacak. Zaten sonuçta bunlar hepsini görüyor. Hepsi aynı derecede pişirdiği için evet. Güzel de olabilir. Sırf hani o manada demiyorum. Farz et ki hani onlar da tutturamadı. Hepsini tutturamayacak diye bir
dava yok ki. Muhakkak biri güzel olur, biri güzel olmaz yani. Lezzetli olur, lezzetli olmaz. Onun için diyorum, dünkü güzel olmuştu, lezzetliydi. Ne yapıyoruz burada? Lezzete puan veriyoruz. Bir de gelinlerimizi bulmak değil mi maksat? Gelinimizi bulmak. Ben dün fark ettim mi? Ama sen yoktun. Siz gelmemiştiniz mi? Dün baktım baktım ben gelinimin yemeğinin tadını aldım. Ama bir baktım orada bir tabak var. İkisinde tereddütte kaldım. Ona verim derken bir anda senin geline denk geldi işte. Senin geline verdim. Ona 4 verdim. Ama demek ki ikisinin lezzetleri de aynıydı. Evet, demek ki aynıydı. Sen de kararsız kaldığın kararsız için. Kararsız kaldım. Evet, yani kendimi zorlasaydım, biraz tereddüt etmeseydim ben gelinime 5'i verdim. Ama Filiz Hanım, Filiz Hanımcığım seninki de şimdi öyle diyorsunuz ama seninki de fazla karamize olmuştu. Hani biraz daha farklıydı yani. Normal ama lezzeti güzeldi hayatım. Damak tadına uyması şey önemli. Senin gelinine benim verdiğim puanı vermeseydim Yağnur alıyordu altını. Gelinim mutfakta.